artık bundan sonra büyük ihtimalle ikinci çarşambaları, her ayın ikinci çarşambaları böyle mutlaka adaylarımızı herhalde ağırlayacağız. O yüzden seçim atmosferine yavaş yavaş giriyoruz. İlk olması hasebiyle de hoş geldiniz diyorum başkanım. Hoş bulduk. Hayırlı olsun diyorum özellikle. Biz tabii Silivri Siyahat ailesi de büyük bir aile. Silivri bizim en büyük ailemiz. O yüzden ailemizin içerisinde değerlendireceğimiz tüm adaylarımızın da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple hem adaylarımızdan basın vasıtasıyla hem üyelerimizden Silivri'ye yakışır, Silivri Siyahat'a yakışır bir birliktelikle seçimlere kadar gidilmesini inşallah Allah'tan niyaz ediyorum. Bu sebeple de hangi partiden olursa olsun lütfen arkadaşlarım da saygı çerçevesinde sorularını, dileklerini, önerilerini sunarlarsa çok memnun olurum. Biz kimseyi eleştirmek, adaylarımız için de özellikle kimseyi eleştirmek için değil de özellikle biz Silivri'ye neler katabiliriz, neler yapabiliriz diye düşüncelerimizi dile getirsek de ben özellikle bundan sonraki gelecek arkadaşlarımı da bu öneride bulunmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve sözü öncelikle üyelerimizi tanıtarak başlayayım. Başkanım sonra da size vereyim. Mesut Söylet'i tanıyorsunuz. Tanımayan arkadaşlar vardır. Evet. Mesut Söylet Karınca Fikri. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Mustafa Müeyyitoğlu, Samet Demirselik, Yeni Sanayi'deyiz bizden. Hayırlısı olsun. Çok teşekkürler. Fahrettin Özgür, saymalıyım. Firmamız Gördeller Limited şirketi başkanıma. Komşumuz. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlısı olsun. Hoş geldiniz. Ben Baran, ben de Sivri Siyahat Yönetim Kurulu üyesiyim. İnşaat sektöründe çalışıyorum. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkürler. Adil Sirkeci oldu. Sivri Siyahat Manzarı. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Erdoğan Bey, hoş geldiniz. Erdoğan Bey, hoş geldiniz. Alın ayak derdi, İlhan Alın ayak. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hüseyin Bey, siz de galiba sıra. Sevgili başkanım, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çocuklarımızı hoş geldiler diliyorum. Hüseyin Erkoper. Sivri Siyahat Yönetim Kurulu üyesi. Celalettin Yazıcı, başkanım hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Yazıcıyım. Sinan Özkan, hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Murat Köyüktaş, İbni de Manik Şöhret, hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Başkanım hayırlısı olsun, hoş geldiniz. Bağlı Sirkecioğlu. Kıvanç Mutluç, hayırlısı olsun. Başkanım. Çok teşekkür ederim. İbrahim Sinkir, Kutanya Bula, hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim. Hakan Söylet, Karınca Fitre, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Başkanım. Bu aşamada sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 aday adayından bir tanesiyim. Henüz aday değiliz, aday adayıyız. Ama gerek Silivri'nin, gerek Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutan siz sanayici ve iş adamlarımızın görüşlerini almak, onların düşünce ve eleştirilerini almak bize önümüzdeki gideceğimiz yolda çok önemli ışık tutacaktır diye böyle bir randevu talebinde bulundum. Sağ olsun onlar da uygun buldular. Sayın Mesut Seyret'le aynı fabrikada çalıştık. Keçe Sanayi'de ben de muhasebe müdürlüğü yaptım bir dönem. Mesleğim serbest mali müşavirlik. Aynı zamanda bir lokanta işletmeciliğimiz var. Bu işte uğraşıyorum. Silivri'nin Çeltik köyündenim. 1983 yılında politikaya girdik. 1989 yılında ve 94-99 yılında 3 defa üst üste Silivri'de belediye başkanlığı görevinde bulundum. Geçmiş dönemde görev yaptığımız süre içinde biz müstakil belediyeydik. Civarımızda belde belediyeler vardı. 26 bin civarında nüfusla göreve başladığımızda yaklaşık 55 bin merkez nüfusuyla Silivri'ye görevimizi bıraktık 2004 yılında. Belediyeciliğin tamamen bir temel yatırım üzerinden gitmesini, gösterişli, popülist politikalardan uzak davranışlardan kaçınması gerektiğine inananlardanım.
Silivri'nin çok temel sorunları olduğuna inanıyorum ama bazı öyle temel sorunlar var ki onu aşmadıktan sonra diğerlerine geçebilme şansınız yok. Bugün Silivri'de yaşamak çok güzel diye bir slogan var. Slogan olarak çok güzel ama öyle bir hale geldik ki ilçe merkezine girmek, doğudan da batıdan da girmekle çıkmakla bir sıkıntıyken, şehir içi trafiği bu haldeyken, merkezde bir otopark problemini çözemedikten sonra artık diğer sorunları konuşmaya çok da fazla yer kalmıyor. Öncelikle Silivri'nin temel sorunları bana göre şu anda çok temel olmamasına rağmen o hale geldi ki bunları öncelikle çözmek gerekiyor. Gerek doğu girişinden gerek batı girişindeki kavşakların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Selimpaşa kavşağı bir ilkat garibesi. Orasının mutlak surette çok acil çözümlenmesi gereken bir yer. Yine sanayi bölgemize giren Alipaşa kavşağının çok acil çözülmesi gerektiğine inananlardanım. Şu anda batı çıkışıyla baktığımızda Silivri'ye çıkışın nasıl bir işkenceye dönüştüğünü hepimiz görüyoruz. İlçe trafiğine geldiğimizde artık insanların çok büyük bir bölümü şehre gelmez oldu. İlçe ekonomisini, küçük esnaf ekonomisini canlandıran en önemli faktörlerden bir tanesi de sadece ilçede yaşayan insanların değil, dışarıdaki insanların da ilçe merkezine çekilmesi ve çekim merkezi haline getirilmesi gerekiyor. Ama bu sorun devam ettiği müddetçe de insanlar Silivri'den kaçar oldular. Otopark bugün Silivri'nin en önemli sorunu diye düşünüyoruz. Geçmişte de bu konuda çalışmalarımız oldu. Örneğin özel idare binası yapılırken valiliğin iadesiydi. Altında otopark yoktu. O günkü girişimlerimizle, bugün halen Silivri'de yaşayan Sayın Kaymakamımız Atakan Solmaz'a olan ricalarımızla onun altına bir otopark ilavesini sağladık. Orada 64 araçlık bir otopark var. 64 araç ne derseniz Filipaşa Okulu'ndan tutun aşağıda terbiyeli lokantasına kadar olan kısımda bütün çarşı boyunca arabaların tamamı 64 araç almıyor. Yine New Center'ın yapılma sebebi Silivri'deki otopark ihtiyacını gidermek içindi. New Center'ın altında bugün 200 araçlık bir otopark var. 200 araçlık otopark nedir derseniz yine Piripaşa Okulu'nun üst tarafından tutun sahile doğru dönün. Spor kulübünün arkasındaki tüm araçları da topladığınızda 200 araç yapmıyor bile orasında aldığı araç. Yani bütün bu bölgenin ihtiyaçlarını şu anki sokağa park edilen araçların toplamı kadar sadece New Center'ın altında otopark yapılması gerekiyor. Yine spor kulübünün arkasında açık alan olarak otopark olarak kullanılan yere bir otopark projesi geliştirmiştik. İki katlı yapacaktık. Görev süremizde yetiştiremedik. Projeleri de hazırdı. O bölge mülkiyetteydi. 83 imar planlarında inşaat yapılacak bir alandı. O bölgede ciddi yıkımlar yaptık. Onları kaldırdık. Yine orada balıkçı kahvesi vardı. Şu anda Modis olan Kekiket lokantası olan yerin ön tarafları da imarlı parsellerdi. Onları da istimlak ederek meydana kattık. Yine bu sorunlar devam ediyor. Bu özellikle yıkılan belediyenin yeri kaymakamlığın arkasında şu anda park bahçe yapılan yerin mutlak surette çok acil olarak ilk yatırım olarak Silivri'de mutlaka çarşı trafiğini canlandırmak açısından ya da çarşıda bankalarda işi düşen vatandaşlarımızın otopark sorunu çözmek açısından çok acil olarak otoparka dönüştürülmesi gerekiyor. Elmahir değil. Yine hamamın önünde olan otopark bölgesi de 83 imar planlarında konut alanıydı. Orasını da otopark alanına çevirdik. İstimlak etmeye gücümüz yetmeyince sonra altında iki kat otopark yapmak şartıyla vatandaşlara gelin burasını siz otopark olarak yapın ama üstünü de yine sizin olsun istimlak etmeyelim dedik. O tür girişimlerimiz vardı. O günkü sahibiyle de görüşmeler bitmek üzereydi ama bizden sonra imar planında orada değişiklik yapılarak üzerinde imar hakkı çok kısıtlandı. Altında istimlak edilip yapılmayınca otopark şu anda bu haliyle ancak çözülebiliyor ama yeterli olmadığını kesinlikle inanıyorum. Dolayısıyla bizim yine spor kulübünün arkasında projelerini hazırladığımız, otopark olarak planladığımız, şu anda otopark olarak kullanılan alanın
Artık yeraltı otopark yapma imkanı maalesef kalmadı. Projesi olduğu halde onun ortasından denizde şarjını geçirdiler, kanalizasyon arıtmasını. Tam ortadan geçirerek o alanı öldürdüler. Şu anda ancak orası yerüstü otoparkı olarak mevcut haliyle kullanılabilecek durumda. Yani otopark problemi çok önemli bir problem. Ulaşım problemi mutlaka çözülmeli. Otopark problemini çözmeden şehir içi ulaşımını çözmenizin de mümkün olmadığı çok açık. Elbette kültür merkezi diyeceğimiz, yine Silivri'de spor konusu çok önemli. Spor denince nedense sadece profesyonel futbol akla geliyor. O konuda destekler verilmeye çalışılıyor. Ama ben her zaman amatör sporun desteklenmesi gerektiğinden yanayım. Futbolun dışında diğer tüm spor dallarının, özellikle deniz sporlarının Silivri'de çok eksik olduğunu düşünüyorum. Gençlerimize yapabileceğimiz en önemli katkılardan bir tanesi, onları spora yönlendirmek olduğunu düşünüyorum. Kültür merkezi yine bir yapım projemiz vardı. Yer konusunu da halletmiştik. Silivri çıkışında mevcut belediye binamızda hasar görünce onu yıkarak yukarıya geçici olarak taşımıştık. Onun yanında bir 15 dönüm kadar yeri de hazineden belediyeye kültür merkezi yer olarak tahsis olarak istemiştik. Hatta projelerini hazırlayıp yapımı için de rahmetli olan Sayın İbrahim Arıkan yarısını da kaba inşaatın yarı maliyetini de Simpaş'ın sahibi Avni Bey karşılamıştı. 10 ayda ödeyeceklerdi. Sözleşmelerimizi de hazırlamıştık. Benden sonraki belediye başkanımız Sayın Hüseyin Turan'a da onları aktarmıştım. Ama yapılmadan kaldı. 15 yıldır da bugüne kadar Silivri bir kültür merkezine kavuşturulamadı. Bunlar var. Çok söyleyeceğiniz şeyler var ama ben çok fazla vaktinizi almadan Silivri'de geçmişte yapılanlarla ilgili de bazı şeyleri söylemek istiyorum. Amacım nostalji yapmak değil ama Cumhuriyet Halk Partili belediye mevcut iktidarla muhalefette istediği kadar yardım alamaz, Silivri'ye yatırım yapamaz anlayışının, cezalandırılıyor anlayışının tamamen karşısındayım. 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde hiç iktidarda olmadım. Sadece birkaç ay SYP Doğru Yol iktidarı döneminde bir 7-8 ay bir iktidar yüzü gördük. Orada da parti için muhalefeti yüzünden daha çok cezalandırıldık. Örneğin bir marina projemiz vardı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni hazırlatmıştım. Yat limanı yapacaktık o bölgede. 90 yılında projemiz bitmişti. Ulaştırma Bakanlığı da projemizi çok beğendi. İhaleye çıkarmak istedi. O günkü Bayındırlık Bakanı CHP'liydi. Biz işte parti içi farklı kanatlarda olmamız nedeniyle projemizi onaylatmadı ve yatırım yapılamadı. Ondan sonra da zaten devlet yat limanı ihalelerini kendisi yapmadı. Bir daha yapışta devletle vermeye çalıştı. Yapılamadı. Ama kısaca neler yapılabildiğini bir anlatırsam, bundan sonra da neler yapılabileceğini iktidar ya da muhalefete bakmadan çok rahat sorunların çözülebileceğini anlatmak isterim. Örneğin biz göreve geldiğimizde Silivri su şebekesi 1958 yılında 2500 nüfusa göre planlanmıştı. Biz 350 bin nüfusa göre su şebekesinin ihalesini Mart'ta göreve başladığında Haziran ayında ilk kazmayı vurduk. Silivri su şebekesinin tamamını yeniden değiştirmiştik. %30'larda olan kanalizasyonun tamamını merkez kanalizasyon olarak söylüyorum. Merkezde yaşanan bölge olarak tamamını bitirmiştik. Şu anda da halen kullanılan Silivri'nin tüm su depolarını tamamı bizim dönemimizde yapılmıştı. Bizden önce yapılanlar kullanım dışı kaldı. Halen kullanılan, ki benim görevim biteli 15 yıl oldu. Halen tüm su depolarının tamamı bizim dönemimizde yapılmıştı. Yine şu anda Silivri'nin su ihtiyacını karşılayan 40 kilometre öteden Halaşlı köyünden getirdik. Yine orada açılan kuyular, yapılan selahatları bizim dönemimizde yapılmıştı. 10 civarında okul yapımını sağladık. Bunların birçoğu, bir kısmı hayırsever vatandaşlar tarafından yapıldı. Yer tedarik ettik. Bir kısmı yine özel daire ile kurulan ilişkiler sayesinde hiç iktidar muhalefete bakmadan buraya getirdik. Örneğin İl Gazi İlköğretim Okulu'nun yeri tamamen istimlak edilerek özel idareden yaptırıldı.
Yine Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nun yeri belediye tarafından istimlak edilerek özel idare tarafından yaptırıldı. Baldöktü ile Sayın Nurullah Baldöktü ile kurduğumuz diyalog sayesinde Kız Meslek Sesi ve Baldöktü İlköğretim Okulu yapıldı. Fatih Mahallesi'ndeki Turgut Reis İlkokulu'nun etrafı küçük bir yerdir okul bahçesi. Yatırım yönünden en sıkıntılı olduğumuz, parasal yönden en sıkıntılı olduğumuz dönemde okulun etrafındaki tüm binaları istimlak ederek okul bahçesine kattık ki orada okul büyütülsün diye. Yine burada Varnalı İlköğretim Okulu'nun etrafında Varnalı Okulu küçük bir bahçeydi. Orada hatırlarsanız yanında da belediye Mersa'sı vardı. Kat karşılığı verilmek üzere projeler de hazırdı. Verilmek üzereydi bizden önceki başkanımız döneminde. O projeleri iptal ederek arsayı Milli Eğitim'e devrederek oraya okul ilavesini sağladık. Bunun gibi 75. yıl okulu aynı şekilde Namık Kemal İlköğretim Okulu aynı şekilde Sırdaş İlköğretim Okulu'nun arsası hep istimlakla elde edildi. Belediyenin diğer yatırımlara en sıkıntı çektiği dönemlerde Milli Eğitim'in olmazsa olmazı diyerek ki o dönemde okul bahçesinde okulun camı kırıldığında dahi belediye bütçesinden ona harcama yapmak yasaktı bizim dönemimizde. Biz bunları göze alarak Milli Eğitim'e her türlü okulu yaptık. Yine şu anda başkanımızın neden yıktığını anlamadığımız burada bir kreş ve anaokulumuz vardı. Yine bir hayırsever vatandaşımıza yaptırmıştık. İlk defa Silivri'de bir kreş ve anaokulu orada yapıldı. Onun yanında bir ambulans merkezi yapıldı. Bizim dönemimizde en önemli sıkıntılardan bir tanesi de devlet hastanesinde ambulans yoktu. Çok sıkıntılar yaşıyorduk. Alman Kızılaş Teşkilatı ile kurduğumuz irtibat sayesinde 8 tane ambulans getirdim 15 yıl boyunca. Bunun 4 tanesi 0 kilometreydi. 24 saat 3 ambulansla Silivri'nin tüm köylerine hizmet verdik. Ciddi bir maliyetti ama insan hayatı önemli olunca onları hiç düşünmedik. Yine oradaki şu anda belediye hizmet binası olarak kullanılan o bina Alman Kızılaç tarafından 250 bin mark para alınarak tamamı Alman Kızılaç tarafından karşılanan parayla yaptırıldı o dönemde. Yine Silivri'nin çok büyük sorunu olmuştu mezarlık problemi. Bizden önceki başkanımız istimlak işlemlerine başlamıştı ama yapılamamıştı. Mevcut yeni mezarlık bedel tezit bedelleri de bizim tarafımızdan ödenip orası bahçe duvarlarıyla çevrilip lahit mezar olarak ki İstanbul'da bir başka olduğunu da sanmıyorum. Lahit mezar olarak hazırladık. Hatta bizden sonra Mezarlıklar Müdürlüğü'ne geçince lahit mezar yapmaktan vazgeçip normal mezarlığa çevirdiler geri kalan kısmını ama yarıdan fazlasını biz zaten bitirmiştik. Çok önemli bir bedeldi. O günkü belediye bütçesiyle baktığınızda 25-30 bin nüfuslu bir belediyede bu harcamalar belki bugün baktığınızda çok küçük gelebilir size ama o gün baktığınızda çok önemli paralardı ama kaynak bulabiliyorduk, bunları yapabiliyorduk. Navigasyonlarda bile o dijital hale dönüşmesi sonucunda ancak olabiliyor. Onları biz İstanbul'da öncelikli yapan belediyelerden bir tanesiydik. Mesela zemin etütleri, mikro bölgeleme çalışmaları dediğimiz olayı biz hemen deprem sonrası yaptık. Bunu Büyükşehir'den de önce ilk yapan belediyelerden bir tanesiyiz Silivri'de. İmar sahası içinde herhangi bir bölgede, geçmişteki imar sahası için söylüyorum, bizim dönemimizde imara açık olan tamamının zemin etütlerini ve mikro bölgeleme çalışmalarını yapmıştık. Onları hazır beton kullanmaya başlamıştık. Yine 95 yılında 10 bin broşür bastırarak Silivri'ye dağıtımını yaptık. Deprem geliyor, hazırlıklı olun diye. Onun üzerine işte hazır beton kullanmasına başladık. Toplu konut yaptık. 3 etapta 2400 konut. Dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yaptık. Asgari ücretle maaş alan insanlar bile bizim kooperatiflerimizde daire sahibi oldular. Birinci etapta 910, ikinci etapta 418, üçüncü etapta da yaklaşık yine 1200 civarında konut yaparak halde yaşamasına devam ettiriyordu. Oysa insanların kaynaşması lazımdı. Silivri bilincinin yaygınlaşması gerekiyordu. Bunun da en güzel yolu bu tür site yaşamlarından geçiyordu. İnsanları konut sahibi yaparak nereden gelirse gelsin, aynı apartmanda yaşamalarını sağlayarak birbirleriyle artık Silivri'li olarak kaynaşmalarını sağlamaya çalıştık. Çok da önemli katkı yaptığımızı sanıyorum. Ben var bilmiyorum ama kısaca böyle bir
geçmişi anlattım. Çünkü gelecekte işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye kadar sıkıntılar var. Benimle yapamazsın bu işleri denirse ben bu işlerin rahatlıkla yapılabileceğine inanıyorum. Ama şunun da şart olduğuna inanıyorum. Her dalda olduğu gibi ısrafın mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Kaynakların doğru kullanılması gerekiyor. Yaratılan kent kaynaklarının mutlak surette kent yararına kullanılması gerekiyor. Silivri'nin kaynakları elbette yeterli gelmeyebilir ama geçmişte yapılan yatırımlarda olduğu gibi gerek mevcut itkilerle kurulacak yuvarlıklarla gerekse artık Avrupa Birliği'nden değişik projelerle alınabilecek ki birçok belediyenin aldığı çok önemli kaynaklar var, yapılan yatırımlar var. Bunlarla kendimizi hak ettiği seviyeye rahatlıkla getirebileceğimize inanıyorum. Muhalefetle muhalefet belediyesiyle işbirliği yapmak ayıp değildir. Örneğin Silivri'nin iki tane yan yolu, buradan yukarıya doğru terminale çıkan iki yan yolda kapalıydı. Oralar yüksek tepelerle geçilmez haldeydi. Biz işi gücü bıraktık, o yan yolları açtık. O yolların yapılmasıyla yine o dönemde belediye meclis üyesi olan Sayın Metin Karakaş ve arkadaşlarının katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi'nden alınan yardımlarla o yan yolların asfaltını yaptık. Kalktık. Ondan sonra biz Büyükşehir Belediye Başkanımıza Cumhuriyet Halk Partili belediye olarak plaket de verdik. Bundan da zevk duyduk, onur duyduk. Başkanımızın katkılarını hiçbir zaman unutmadık. Yine muhalefette olmasına rağmen Silivri'nin Toplukolu bölgesine geçiş küçük bir alt geçitten ibaretti bildiğiniz gibi. İkinci alt geçiti yine biz bizim son dönemimizde yaptırabildik. DSP'li hazineden sorumlu Maliye Bakanımız Sayın Masum Türker, DSP'li arkadaşlarımızın katkısıyla ve beraber girişimlerimizle bu alt geçitin yapılmasını çok kısa bir sürede sağladık. Kendisine de yine bir tören yaparak burada plaket verdik, teşekkür ettik. Yani istenirse belediye, hangi parti doğrusu olsun, herhangi parti doğrusu olsun, bu diyalogları sağlarsa kente önemli yatırımlar gelebileceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, benim nefesim kesildi. Gerçekten aslında biraz böyle çok güzel oldu. Sağ olun başkanım. Hani ben aslında sizin son döneminizde, yani siz işte iktidardan muhalefete düşünce diyeyim, o dönemde biz geldik firma olarak. Sizin zamanınızda da aldık. Belki son imzalarımızdan bir tanesi bizim de fabrikanın izni. Onun için ben çok fazla bilmiyorum. Güzel de oldu, iyi bir anlatım oldu. Teşekkür ederim. Şimdi burada tabii başka özellikle eski dönemi yaşamış arkadaşlarımdan katkılar olursa bence bu her adayımıza da bir örnek olabilir diye düşünüyorum. O yüzden hani eksikleri Silivri'nin, neler gerekiyor, sadece sanayi olarak düşünmemekte de fayda var diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta birlikte Silivri'yi nasıl güzel hale getiririz, onun derdindeyiz. Denk geldi, iyi oldu. Ben de Silivri'yi hep birlikte olalım. Çarkan Bey'in sizin de bizim programımızın uygun olması. Bizi de sevindirdi. İstiyse dedik böyle bir kalabalık grupla karşılayalım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz. Ben tanımadığım arkadaşlarım var. Hem sizlere bizi tanıtalım, hem de biz sizleri tanıyalım. Ben Hakan Kocabaş, Silivri Siyak Başkanıyım. Aynı zamanda Çağkabara Sanayi Ticaret AŞ'nin yönetim kurulu başkanıyım. Böyle Mesut Söylet ile beraber şöyle arkadaşlarımızı tanıyalım. Mesut Söylet, Karınca Kütle. Aynı zamanda başkan yardımcısı. Celalettin Yazıcı, Yazıcı Yapı, Kodak Okulları. Tülay İlgen, Siyah Tülaycık Bilgisi, aynı zamanda senin başına İlgen Yılan'ı saygı cevap üretim yapıyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Murat Bayram, Bayramlar Oğlu'yla. Aynı zamanda Siyah Tülaycık Bilgisi. Mustafa Meyitoğlu, Samet Demirçelik. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Fahrettin Özyar. Silivri Siyah'ın örnek sahibiyim. Firmamız Dörderler, su ve pompa sistemleri. Hoş geldiniz. Evren Baran, ben de Silivri Siyah'ın örnek sahibiyim. Hoş geldiniz. Adil Sikeci oldu. Silivri Teknik Maldır'ın orta. Hoş geldiniz.
Ben Nasuh Türk Yılmaz, Kim Yılmazlar, Kaba Nalburum var. Aynı zamanda Kilim Atölyem var, Kilim Uygur'um. Tamam. Orhan Onur ben, Evor Grup İnşaat Kurumu'nun sahibiyim. Lazer Reklam diye bir yorum var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mutlar Fikret'ten hoş geldiniz. Hüseyin Erdoğan, sizinle bir şekilde siyah, nerede kurmuyorsun? Hoş geldiniz. Hakan Söylet, Karınca Fitri, hoş geldiniz. İbrahim Sinki, Kutay Oğlu Lesari'yim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Fazıl Sirkecioğlu, Sinirli Teknik Malzeme. Bizler de kendimizi topladık. Sivri Kadın Girişimciler Derneği yönetim kurulu üyeleri olarak sizlerle ziyarette bulunduk. Bir üye yönetim kurulu üyemiz şu an aramızda yok. Sağlık sebeplerinden dolayı 7 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Dernek Başkanıyım Esmin Bülbül Narinç. Aynı zamanda Odak Okulları Genel Müdürüyüm. Birlikte en azından ne yapabiliriz de konuşmak adına Hakan Başkanı aradığında sağ olsun kabul etti. Teşekkür ediyoruz bizler de kabulünüz için. Merhaba, Öznur Kırkıcı. Kalden Sürücü Kursu ortağıyım. Küpe efendim, tanışıyoruz çoğunuzla. Dilek Sırdaş adım. Teşekkür ederiz. Eczacı Özen Atçı ben. Cankat Eczanesi'nin sahibiyim ben de. Avukat Gizem Özkanlı Çelikkol, Özkanlı Kupör Kırkıcı Avukatı'nın. Lektör Mazver, UTK Dış Ticaret, PVC Kapı ve Pencere İhracatı firmamız var. Hoş geldiniz. Sağ olun. Yalnız Kagit'le beraber Orhan Bey'in gelmesine anlam veremedim. Nasıl oldu? Ben de böyle bir olay şey. Bir böcek olur dedim. Hoş geldin. Orhan Orhan'da da değiliz değil mi? Soru biz radyoda birlikteydik. Beni hızlı bir şekilde getirdi sağ olsun. Bugün bizim üyelerimizden Hüseyin Dertop'un doğum günüydü. Böyle ufak kutlama da yapmış olduk. Hoş geldiniz tekrar. Evet, biz kıymetli rahmetli başkanımız zamanından beri çok yakın temasta olduğumuz aslında bir derneğimiz. Biz de tabii onların yanındayız, yani sizlerin yanınızdayız. Ayrım gayrım yok. Sadece belki kadın kadına bazen daha rahat edersiniz diye bir derneğiniz var diye düşünüyoruz. Biz her zaman beraberiz, beraber her türlü işi yapmaya, her türlü sosyal sorumlulukla birlikte olmaya hazırız. Tüm arkadaşlarım da öyle. Sizin önereceğiniz, bizim önereceğimiz her türlü birlikte beraber inşallah. Teşekkür ediyoruz. Biz de zaten farklı düşünmediğimiz için her iki sivil toplum kuruluşu da sağ olun. Sivri yararına, en azından sivri ekonomisi yararına iyi bir şeyler yapmak adına hepimiz buradayız. Bizim biraz daha tabii ki sosyal sorumluluk adına yaptığımız projelerimiz belki ağırlıklı olabiliyor. O da anne olmamız, kadın olmamız, her türlü hem çalışan kadın olmamızdan kaynaklanan misyonumuz gereği biraz daha sosyal sorumluluklarımız da var. Girişimcilik adına yaptığımız bir takım çalışmalarımız da var, eğitimlerimiz de var. Toplumda biraz daha kadının yerini yukarıya taşımak için, gerçi Trakya bu konuda çok şanslı, gerçekten çok şanslı. Bunun biz de farkındayız. Neler yapabiliriz hep birlikte konuşabilmek adına da iki derneğin en azından paydaş noktası çok fazla var. Beraber olabilmek adına, gücümüzü arttırabilmek adına ziyaretimizin sebebi, asıl sebebi budur. Çünkü her iki sivil toplum kuruluşunu aslında ayrı değil, tek görüyorum bizde, arkadaşlarımda. Gücümüzü çok daha fazla arttırabiliriz Silivri'de. O yüzden hem girişimcilik adına hem iş dünyası, çalışanlar, evlatlar, çocuklar, eşler, aile büyükleri, hepsi çünkü manevi değerlerimiz bizim de. Neler yapabiliriz de konuşabilmek adına da ziyaret etmek istedik, hem de yönetim kurulu olarak bizler de sizinle tanışmak istedik. Çok memnun olduk biz de. Sağ olun. Neler de sağ olun. Birlikte neler yapabiliriz ya, madem böyle toplanmışken konuşmanın da faydası olduğunu düşünüyorum aslında. Biz geçtiğimiz dönemlerde özellikle üyelerimize kendi yaptığımız toplantılarımızı özellikle davet ediyoruz ki birlikte olduğumuzu gösterelim. Birlikte neler yapabiliriz paylaşalım diye. O yüzden toplantılarımızda özellikle sizleri de görmekten mutlu oluruz. Zaten Dilek Hanım geliyor sağ olsun, bizim üyemiz aynı zamanda. O yüzden biz güzel sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yanınızdayız. Neler yapabiliriz? Mutlaka siz düşünüyorsunuzdur
bazı şeyleri. Bizler de bunların destekçisi oluruz. Dernek olarak yanınızda oluruz. İlk etapta Aralık ayında başlayacak bir projemiz var. E-ticaret eğitimi gerçekleştirilecek. Biraz daha bayanları girişimcilikte çok aktif bedenen olamasalar da en azından beyin güçlerini kullanabilmek adına onları mali sorumluluklarını hafifletebilmek adına neler yapabiliriz düşündük. Eren Bilgisayar aynı zamanda bizim üyemiz bir yanım. Onunla beraber bir e-ticaret eğitimi programımız başlayacak. Yaklaşık bir 10 saatlik, değil mi arkadaşlar? 3 cumartesi gerçekleştirilecek bir projemiz var. Bu konuda sizin de çevrenizde olanlar varsa sosyal medya kanalıyla biz duyurularımızı yapacağız ama yararlanmak isteyenler olabilirse ya da firmaların açık bayanı açık ya da tabii bayan yöneticileriniz olabilir. Böyle cinsiyet ayrımcılığı gibi düşünmeyin, ne olur pozitif ayrımcılık olarak düşünün. Biraz daha katma değer yaratabilmek adına. Öncelik bayanlar ama yani bu eğitime katılabilir. Tabii yani tam bir farkındalığı oluşturabilmek adına böyle bir girişimde bulunmak istedik. Çok yakın zamanda gerçekleştireceğimiz o var. Ardından bunu biraz açalım şöyle. Hangi salonda yapılacak bu mesela? Kaç kişilik olacak? Bir sınırlama var mı? Var, sınırlama var. Maksimum 20 kişilik olacak. Çünkü uygulama alanında da birebir ilgilenilmesi gerektiği için çok kalabalık gruba hitap olunamıyor. Evet. Kendi bilgisayarlarının mutlaka olması lazım. Hiç bilmeyenler ya da biraz bilenler talepleri toplayacağız. Ona göre de onları ikiye ayıracağız. Çünkü hiç bilmeyenle biraz bileni aynı platformda koyduğumuzda bir seviye farkı olacak. Onu ortadan kaldırabilmek için aynı seviye grubundaki arkadaşların mutlaka olması gerekli. Ama bu kademeli olarak da ilerleyecek. Şimdi ilk etapta 3 haftalık gerçekleşecek Aralık ayında. Sonrasında şeye de bakacağız, o havasına da bakacağız. Ocak ayında tekrarlanacak ya da Şubat ayında tekrarlanacak. Hakikaten e-ticaret yapar konuma getirebilmek. Çünkü Sevin Hanım bu konuda gerçekten işi iyi ilerletti. Zaten kendi mesleği de o. Bilgisayar mühendisi olduğu için desteği o bize verecek. Hakikaten yerinde bir eğitim olmuş olacak. Yani 1-2 saatlik değil, 3 hafta sürecek. Ve toplam 9 ya da 10 saatten konuşacak. Uzadı mı? Evet, diğer projenizden bahsediyorsunuz abi. Diğer projemizde de aslında girişimci beylerden bu konuda tamamen destek almamız gerekli. Ara kademede mutlaka vardır. Fakat tercihin bayan çalışanlardan olması. Bir kadını en azından bir istihdama teşvik edebilirsek, onu çalışma hayatına aldığımız takdirde girişimci yapabilmek için adımını atmış olabilecek. Bu konuda mutlaka var, biliyorum. Ama tercihlerinin bir bayan çalışandan olması, zorluklarına rağmen olması talebimizdir. Zaten genelde fabrikalarımızda, özellikle fabrikalarımızda bu konuda biraz daha bayan ağırlıklı. Hani ara kademedeki elemanlarımızı, mesela bizim fabrikamızda çalışan personellerimizin de çoğu bayan. Evet, yani belki bizde neredeyse yarı yarıya gibi filandır %50-%50'dir. O yüzden orada zaten bir ayrımcılık özellikle yapıyoruz. Silivri'nin kadınına da bu konuda gerçekten çok güveniyorum ben. Çok çalışkan oluyorlar. Hatta biz erkeklerden biraz daha çalışkan olduğu için belki de onları seçiyoruz. O konuda o şeyi gösteriyoruz zaten ama belki bundan sonra daha da dikkat edilebilir firmalarda, değil mi Mustafa? Evet. İşten beri bu bölgede iş hayatının içerisindeyim. En çalışkan elemanlar, en kabiliyetli ve en çabuk öğrenenler Trakya'nın bayanları. Sizin de bitirin de Trakya. Hakan Bey. Buyurun başkanım. Size bir söz vermek istedim orada. Neler yaparız? Ne yaparız? Özel projeler. İnternet konusu enteresan bir konu. Onunla ilgili seminerler var. O konularda takıldığınız bir yer olursa ben işte 2000 yılından beri e-ticaretin çok aktif olmasa da hobi olarak ilgileniyorum. O konuda desteğe ihtiyacınız olursa seve seve gelirim. Sohbet ederiz. Babamın dediği gibi
başkanın dediği gibi de bizde de mesela idari personelin tamamı neredeyse hanım ve Silivri'de hanımlar. Yani biz destekliyoruz sizi. Biliyoruz. O konudaki farkındalığınızı da biliyoruz. Bazı şeyleri gündeme getirdiğinizde daha taze tutarsınız. Hassasiyetiniz için de teşekkür ediyoruz bu anlamda. Yaklaşık 330 firma mı vardı Silivri'de sanayi? Daha fazla. Daha mı fazla? 450 civarında. İrili ufaklı. Yani hepsi bir tane alsa şu anda 450 kadının iş hayatına tekrar aktifleşmesi demektir. İhtiyaç hasıl olduğunda tabii ki meslek grubuyla alakalıdır. Mesela genelde anaokulunda hiç erkek bir anaokul öğretmeni görmedik şu ana kadar. Ben 17 yıldır eğitim sektörünün içindeyim. Erkek bir anaokul öğretmeni görmedim. Aktif çalışan. Eğitimini almış olabiliyor ama eğitimin idari kadrosunda yer alıyor. Mesleğin kendi yapısından kaynaklanan bir özelliği var. Buna inanıyoruz. Bunu biliyoruz. Ama mümkün olduğu takdirde firmalarda bir kadının firmanızda istihdam edilmesi artı bir kadının 450 kadının iş hayatına atılmış olması demektir ki 300 küsur biliyordum ben. Epey artmış. Bu da güzel bir sayı gerçekten. Burada ciddi bir katma değer sağlamış oluyoruz bayanlarımızda. İhtiyaç olduğunda elbette ki işte öğretmenler genelde bayanlardan olur. Çalışma saatleri daha esnek olduğu için erkek öğretmenler de çok vardır ama idareciler genelde evet bayanlar olur. Üretimde mesela kalite kısmında genelde bayanlar çalıştırılır. Daha hassas oldukları, daha dikkat ettikleri için sektörel bazı farklılıklarının olduğunu biliyoruz. Bu konudaki hassasiyetiniz için de teşekkür ediyoruz. Şimdi ben şurada aklıma gelen şu var. Mesela sizin sekreteryanızda, bizim sekreteryamız eğer işbirliği yaparsa size gelen özellikle bayan CV'lerini bizle de paylaşırsak biz onları üyelerimize en azından paylaşırız. Orada seçimler artabilir. Böyle bir işbirliği daha sanki şey olur, hızlı olabilir. Onu kullanabiliriz. Çok iyi olur. Onu en azından Gizem Hanım aynı zamanda genel sekreterimiz Özlem Hanım'a özellikle asistanımıza iletelim. Mutlaka fayda sağlayacaktır. Özellikle etkili olacaktır diye düşünüyoruz bizlerle. Genelde tercihlerimizi biz bu yönde kullanmaya çalışıyoruz. Ama hassasiyetin bu noktada farklı olması elbette ki katma değeri artıracaktır. Evet. Hatta bir bilgi havuzu oluşturulabilir belki sonunda. Evet, işte bu hani CV'ye en azından CV'leri topladığımız bir havuz. CV'yi olsa atıyorlar yani o bir havuzda bir yerde bir sistemde kalsa ihtiyacı olan oraya girip mesela muhasebe işte hangi branştan ne istiyorsa. Şimdi şöyle şimdi İşkur'un bu işte alakalı bir çalışması devlet tarafından çalışması olduğu için bizim aslında böyle bir şeyi yürütmemiz aykırı oluyor. Kanuna aykırı oluyor. Halbuki benim de isteğim o. Öyle bir şey ki, onu nasıl yapabiliriz bilgisayarcılar burada? Hı. Mesela sadece arkadaşlarımıza birer böyle bir şey verip, ne derler, şifre. Sadece o şifreyle bir ekranı görme ihtimali olabilir mi? Kapalı, sadece listenin olduğu. Evet. Herkesin göremeyeceği. Hani mail atınca o an ihtiyacı olmayan hiç bakmıyor. Bir daha sebebi değil mi? Bir daha sebebi değil mi? Tanemiyor, bitiyor, gidiyor. Ama ihtiyacı olunca ulaşılabilecek bir bilgi olabiliyor. Öyle bir şey olmalı ki. Yani o kaynağın siyadın ortak. Suistimal de edilmemeli öyle bir şey olmalı. O zaman böyle bir havuz meydana gelirse çalışan elemanlarımız da o havuzdan istifade edip yer değiştirebilir. O zaman onu herkes görmemesi lazım. Sadece yani daha iyi bir şart, daha iyi bir şart arayarak yer değiştirirler. O zaman çok sıkıntı. Bence müracaatlar kurumlara yapılmalı. Kurumlar paylaşmalı i̇şte ve görenler de sadece iş sahipleri olmalı. Yani öyle ona dikkat etmek lazım. Şimdi biz özellikle şuna dikkat ediyoruz mesela bize gelen CV'lerde. Bizim daha önce bir üyemizle çalışmış mı? Eğer çalışmışsa onunla irtibat sağlayarak sizin herhangi bir şeyiniz var mı? Çünkü hakikaten belki sıkıntılı ayrılmış olabiliyor. O yüzden orada ona dikkat ediyoruz. Bu soruları alacağımız bir CV olabilir. Onun da bir sekreteryada ilk önce sorgulanması gerekir ki sıkıntı olmasın. Yani bu sefer şey oluyor çünkü benim elemanımı işte şu firma almış
deniyor ve bu sefer de işte iki üye arasında böyle bir sıkıntı meydana geliyor. Ona da meydan vermemek önemli. O zaman şöyle bir şey paylaşabiliriz belki. Buyurun. Zaten bize gelen CV'ler bizde bir havuzda birikiyor. Sizinkiler de muhtemelen sizde bir havuzda birikiyordur. Ya da birikmiyorsa da birikmesini sağlayabiliriz. Sekreteryalarımız vasıtasıyla bizim bir elemana ihtiyacımız olduğunda bizim havuzumuzda yoksa size başvurabiliriz. Evet. Böyle bir elemana ihtiyacımız var sizin havuzunuzda, buna uygun CV'ler var mı gibi. O vasıtayla paylaşabiliriz belki. Hem kapalı bir sistem olur, sadece bizim bildiğimiz bir sistem olur. Beyefendinin dediği gibi bir takım kaçakları da şirketler arası önlemiş oluruz böylece. Adil Bey, yine size söz vereyim ben. Ben dinlemede kalayım başkanım. Peki. Bu konuda bilmiyorum. Başka birlikte yapılacak şeyler var mıdır? Bir gün şeyde söyleşi yapabiliriz. Sizin eğitimleriniz başkanımıza oluyor mu? Eğitimlerinizde bizim de haberimiz olursa biz de eğitimlerimize katılabiliriz. Olursa evet, o konuda da sizlere de haber verelim. Tabii. Bizim için önemli olur, güzel olur. Bundan sonra Dilek Hanım, önemli faaliyetlerimizde, çalışmalarda KGİDE'de özellikle mail yollayalım, bilgi maili, yani katılıp katılmamak tamamen sizin inisiyatifinizde olsun. Bilgi olarak gelsin size. Zaten kıntı değil yani, biz sizi ayrı görmüyoruz. Sağ olun, biz de aynı şekilde Dilek Hanım da içinizde zaten. Evet, Dilek Hanım ortak kişi olmuş oluyor STK içinde. Evet, iletişimi sağlık. Bu açıdan gerçekten faydalı olacaktır diye düşünüyoruz bizlerde. Size küçük birer hediyemiz var. Sayı yetmeyebilir ama göndeririz tamamını. Eşleriniz için. Hediyeler her zaman eşlerim adıma. Sevgilerimiz de var. Olması gerekiyor değil mi? Evet. Yani hissedar olanlar, evet, olması lazım. Ya da yetki belgesi bile yeterli oluyor. Yetki belgesini vermek sizler için çok kolay olacak bir işte. Öyle mi? Nasıl veriliyor ben bilmiyorum. Yönetim kurulu başkan vekili gibi. Vekaleten. Evet, iş çıkaracaksın boşuna. Da imza yetti. Kız kardeş denildi. Her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Şu an belki farklı şeyler geçiremiyor ama ne olursa paylaşırız. Yalnızdayız. Ve rahmetli İsmail Bakanımızla ilgili bir şey söyleyeyim. Doktor Sokul Derneği. Çünkü sizde gerçekten bütün dernekler içindedir. Sayın Bakanımızı başkanı olan adı tek dernek Kadide demiştik. Batıda kalmıştı. İnşallah birlikte bazı şeyler geliştirebiliriz. İşte tabii ki eşlerimizle gelsinler, bizimle görüşsünler. Biz de mutlu olduk. Biraz bundan yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Erdoğan. Teşekkürler. Çok sağ olun. Biz müsaadenizi isteyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Şey almadım.